Ütopya her bireyin mutlu, huzurlu, geçim sıkıntısı çekmeden yaşadığı, olumsuz duyguların var olmadığı bir evreni, geleceği tasavvur eder. Distopya ise ütopik bir toplumun antitezidir. Yani ütopyada gerçekleşmesi umulan olayların hiçbirisine distopyada yer yoktur. Distopyalarda bireyler sistem dayatmalarına maruz kalır. Olumsuz duygulardan asla kurtulmaz. Büyük bir çöküş yaşar. Distopya özellikle edebiyatın konu edindiği bir konudur. 1984 romanı da en bilinen distopik romanlar arasında yer alıyor. Şimdi George Orwell'ın 1984 romanı ile ilgili bir şeyler anlatacağım. 1984 distopik, politik ve alegorik bir romandır. Günümüzde hala çok satanlar listesinde yer alan 1984, zaman zaman günümüz şartlarını hatırlatması açısından popüler olmaktadır. İlk olarak 1949 yılında İngiltere'de yayınlanan 1984, kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştu. Günümüze kadar toplamda 65 dile çevrilen bu eser, Türkçe'ye çevirmen Celal Üster tarafından kazandırılmıştı. 1984'ün Türkiye'de ilk baskısı 1984 yılında Can Yayınları tarafından yapılmıştı. Kitabın en son 78. baskısı yapılmıştı. 1984 romanıyla birlikte birçok terim de günlük hayatımıza girmiştir. Mesela Büyük Birader yani Big Brother terimi ve Düşünce Polisi terimi günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Peki 1984'ün konusu nedir? 1984'te toplumun çöküşe geçtiği bir gelecek anlatılır. Halkın yönetiminde diktatör tek parti bulunur. Yönetimde adı geçen tek duygu ise korkudur. Halk beyin yıkama, tehdit ve manipülasyon yöntemleriyle kontrol altında tutulmaktadır. 1984'te şiddet, sadakat, kontrol, güç ve güç zehirlenmesi ana konular arasındadır. 1984'te Büyük Birader yani Big Brother görüntüsüyle sesiyle bireylerin her anında vardır. Bireylere yeni kurallara uymaları konusunda sürekli tehdit eder. Farklı bir yönde düşünecek olan bir kişi bile anında cezalandırılır ve beyni yıkanır. Bireylerin düşünceleri ise düşünce polisinin gözetimi altındadır. Düşünce polislerinin varlığı herhangi bir hükümetin ulaşabileceği sınırları tasvir eder. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. 1984'ün ana karakteri Winston Smith, 3. Dünya Savaşı sonrasında Okyanusya'da yaşayan bir vatandaştır. Okyanusya'da Büyük Birader her şeyin üzerinde kesin bir hakimiyet kurmuş, dünyanın en başarılı diktatörüdür. Getirdiği yeniliklerle otoriter bir düzen kurmuş, insanları istediği şekilde yönetmeye başlamıştır. Parti yeni bakanlıklar kurarak yönetimi güçlendirmeye amaçlamıştır. Sevgi Bakanlığı, Bolluk Bakanlığı, Barış Bakanlığı gibi yeni bakanlıklar açılmıştır. Ancak bu bakanlıkların hizmet alanı adlarıyla taban tabana zıttır. Yani Sevgi Bakanlığı aslında işkence ve zulümle ilgilenen bir bakanlıktır. Winston Smith ise bu sisteme karşı kendi ayaklanmasını başlatır ve etrafından destek arar. Ancak Winston çıktığı yolda aslında kandırıldığını fark eder. Sonucunda Winston tamamen farklı bir bireye dönüşür. 1984, usta yazar George Orwell tarafından kaleme alınmıştır. Orwell, 1984'te geleceğe ilişkin kabus senaryosunu anlatmaktadır. 1984'te makineleşmiş, düşünmeyen, düşünmeyi yasaklanan, bireyselliğin ayaklar altına alındığı bir gelecek vardır. 1984 belki de hem geleceğin hem de günümüzün bazı toplumlarını gerçekçi bir dille anlatmaktadır. Bu anlatım bizlerin kontrolcü bir hükümetin tehlikelerine karşı gözlerimizi açmamızı sağlamıştır. George Orwell başarılı anlatımıyla zamanın eskitemediği hatta değerini arttırdığı kült bir eser bırakmıştır. 1984 romanının film uyarlaması ise 1984 yılında yapılmıştır. Tüm zamanların en çok okunan romanları arasında yer alan 1984, Beyaz Perde'ye de uyarlanmıştır. Michael Redford'un yönetmenliğinde çekilen filmde John Hart, Susanna Hamilton, Richard Barton gibi isimler yer almaktadır. Filmin IMDb puanı 7.1 olarak belirlenmiştir. 1984 romanının ayrıca birçok çizgi roman uyarlaması da bulunmaktadır. 1984'teki başlıca karakterler Winston Smith, yani kitabın baş karakteri olan Winston, 39 yaşındadır. Hakikat Bakanlığı'nda çalışmaktadır ancak hükümetin tutumlarından hiç de hoşnut değildir. Bir devrime ihtiyaç olduğunu düşünür. Julia, Winston'ın sevgilisidir. O'Brien, Winston'ın devrim fikirlerini paylaşmayı düşündüğü kişidir. Emmanuel Gutstein, isyanın lideridir. Big Brother, Okyanusya'nın tek yöneticisidir. Kitapta ve filmde tanrı benzeri bir figür olarak yer alır. Her yerde Büyük Birader'in resimleri ve sesi vardır. Perfect.